8'de Sağlık Tüm Hızı'yla devam ediyor. Şu anki konuğumuz tüp bebek, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Verda Özkent Tunçbilek. Verda Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldiniz hoş Verda bulduk Hocam. Burcanım. Sizi görünce çok mutlu oluyoruz gerçekten. Ben de sizleri görünce. Hocam bugün yine çok güzel konularımız var. Evet. Ki biz çok ilgili olduk bu konuda da. Kıbrıs'ın da gerçekten tüp bebek tarafında çok fazla gelişmiş olduğunu ve senelerdir orayla irtibatta olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Hem yurt dışı hem Türkiye. Bununla ilgili embriyolarla ilgili sizlere birkaç tane sorumuz var hocam. Tabii ki. Kaç tane embriyo transferi yapılır? Transfer sonrası hastalar ilaç kullanıyor mu? Bunlarla ilgili biraz bize bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Kıbrıs'ta yasal olarak 3 tane embriyoya kadar transfer yapabiliyoruz. Tabii ki hani Türkiye'deki yasal uygulama 35 yaş öncesi bir embriyo, 35 yaş sonrası 2 embriyo transferine izin veriliyor. Evet, transfer sonrası hastalarımıza ilaç önerilerimiz oluyor. Özellikle ilk 3 ay, 12. haftaya kadar progesteron uygulamalarını vajinal yolla öneriyoruz. Peki hocam, tüp bebek tedavisi uygulayacak olan kişiler için ne önerileriniz olacak? Yani daha bu işleme başlamamış ama önerileriniz nelerdir? Beslenmeleri konusunda dikkat etmeleri gereken bir husus var Tabii mı? Tabii ki. Mutlaka hani çifti değerlendirirken sigara, alkol kullanımı varsa kısıtlamalarını istiyoruz. Hatta hiç kullanmamalarını istiyoruz. Fazla kilosu varsa kadının mutlaka kilo kaybını öneriyoruz. Beslenmeleri aslında hani yağlı böyle fast foodlar değil de Akdeniz öz mutfağı, bitkisel kaynaklı beslenme olsa daha iyi olur. Peki size gelen tüp bebek hastalarında siz doğum da yaptırıyorsunuz hocam tabii, bu arada. Tabii. Normal doğum ya da sezeryan doğum etkiliyor mu tüp bebek yapan kişilerde? Şimdi ne aslında hani tüp bebek yaptığım hastaların bebeklerini doğurtunca daha da bir mutlu evet. oluyorum onu belirteyim. Çünkü yani en baştan itibaren hani yumurta geliştirme, toplama, embriyo oluşturma, transfer aşamasından takiplerini yapıyorsunuz. Sanki kendi çocuğumu doğuruyormuş gibi. Evet. Aslında hani şartlar uygunsa tüp bebek hastaları normal doğurabilir ama şimdi benim kendi tercihim bunlar kıymetli bebek, uzun zamandır beklenen bebek. Bazen anne yaşı da ileri olabiliyor o yüzden sezeryanla doğumu tercih ederim. Hem de yaş farkından da doğru söylüyorsunuz. Hani 40'tan sonra da tüp bebek yapılabilir. Tabii ki. Onda da doğumda bir herhangi bir sıkıntı olmasın, stres olmasın diye. Yok, aynen. Çünkü normal doğum sırasında tabii ki her zaman normal doğumu öneririz de herhangi bir stres anında bebeğin oksijensiz kalması bizim için kötü üzücü bir durum. Üzücü bir olay. Takip ettiğiniz bir olay olduğu aynen. için. Peki hocam. Tüp bebek tedavisinde yumurtayı alabilmek için onu hazırlık aşaması var. Bu amaçla da bir takım ilaçlar kullanıyorsunuz, iğneler kullanıyorsunuz. Bu ilaçların yan etkisi var mı? İlaçların öyle korkulacak bir yan etkisi yok. Sadece enjeksiyon yerinde alerjik reaksiyonlar yapabilir ya da ovaryen hipersimülasyon sendromu dediğimiz bir durum var. Eğer yani ilaç dozu iyice ayarlanmazsa yumurtalıklar aşırı uyarılıp büyüyebilir ve vücutta sıvı toplanmasıyla birlikte bazı riskli durumlara neden olabilir. Ama burada da biz tabii önlemlerimizi alıyoruz. Mutlaka hasta takip edilirken östrojen, östradiol değerlerine bakıyoruz. HCG yapacağımız gün eğer östrojen yüksekliği fazlaysa ya da yumurta sayısı fazlaysa KOS dediğimiz birkaç gün ilaçsız bir dönem geçirip öyle uygulama yapabiliyoruz. Bir de HCG değil de gonadotropinlerle yumurtaları çatlatıp yumurta toplama işlemini öyle yapıyoruz ve transfer yapmıyoruz hastaya. Çünkü transfer yaparsak gebeliğin etkisiyle bu hiperstimülasyon sendromu devam edebilir. Bu hayatı da tehdit edebilecek bir durum olduğu için dikkatli olmamız lazım. Kesinlikle. Tamamen bu bir komplikasyon demeyelim de klinik yönetimin yanlış yapılmasından kaynaklanan bir durumdur. O yüzden biz hekimler olarak dikkatli bir şekilde hastamızı takip ediyoruz. Hocam kilo aldırıyor mu? Sanki hani böyle tüp bebek tedavisi gördüm, kilo oradan kaldı, kortizonu falan. Bunlarla kortizon değil de hani biz kadınlar yemeği seviyoruz. Hani biraz iştahı, ödem yapar ama bunlar etkileri geçici. Eğer
Çok zayıf hastalarımız da var tüp bebek uygulayan. Yani tamamen şey bu, hurafe. Ne kadar güzel söylediniz. Peki tüp bebek başarısını etkileyen faktörler nelerdir? Şimdi birçok faktör birlikte tüp bebek başarısını etkiler. Mesela klinisyenin doğru takip yapması, hastaya doğru tedaviyi uygulaması, embriyoloğun iyi olması, hastanın yaşı, kadının yaşı özellikle, yumurtanın, spermin kalitesi, embriyonun kalitesi. Diyelim ki kadına çok güzel embriyolar verdik ama kadının rahminde, rahim içine, endometrium tabakasına bası yapan bir miyom ya da bir polip vardır. Tabii ki başarısız olur bu deneme. Ya da tüplerde sıvı birikmiştir. Biz yine transfer yapıyoruz. O sıvı rahim içine geçip embriyotoksik etki yapabilir ve tutunmayı engelleyebilir. Bunlar hepsi bir arada başarıyı etkileyen faktörler. İlk önce aslında siz çözümü buluyorsunuz. Tabii. Ondan sonra evet, tüp bebek tedavisi laboratuvar çok önemlidir. Embriyoloğun iyi olması. Bunlar önemli faktörler. Peki tüp bebekte çoğul gebelik, yani çok fazla hani ikiz gebelik gibi, üçüz gebelik gibi risk var mıdır? Tabii ki. Yani sonuçta aslında hani insanlar böyle üçüz gebe gelince çok mutlu oluyorlar ama biz çok böyle istediğimiz durumlar değil. Zaten hani mecbur kalmadıkça bir ya da iki embriyoyu mutlaka veriyoruz. Çünkü çok uzak yollardan geliyor hastalar. Pahalı tedavi yöntemleri sonuçta bunlar. 300 gebelik de oluyor. Biz genelde hani bu durumlarda hastalara bilgi veriyoruz. Çünkü 300 gebelik de erken doğum riski olabilir. Yani bir bebeğimiz olacağı yerine üçünü de kaybedebiliriz. O yüzden hani gebelik sırasında belli bir haftada fetal redüksiyon dediğimiz sağlıksız olarak gördüğümüz bebeğin alınması gibi işlemler uygulayabiliyoruz. İkiz gebeliklerde de hani erken doğum riski var ama öyle bir önerimiz olmuyor. Takip sonuçta insanlar mutlu oluyor iki tane. Peki hocam, çocuk yurt dışından gelen hastalarım dediniz. Yurt dışından gelen ya da Türkiye'den gelen kıvırsa hastalarınız için bu tüp bebek tedavisinde ne kadar gelip sizin orada kalmaları gerekiyor ya da kaç kere gelmeleri gerekiyor? Şimdi nasıl yapıyoruz? Hasta bize başvuruyor ya, biz bütün testlerini, daha önce yapılmış tahlillerini mutlaka inceliyoruz. Ardından eğer hasta takibini kendi yaşadığı memleketinde yapabiliyorsa, yerde yapabiliyorsa, biz oradaki bir doktorla artık hani takip doktoru diyoruz, iletişime geçiyoruz ve hastayı takip ettiriyoruz. Diyelim ki hasta gelecek, PGT yöntemi yaptırsın. 3 haftalık bir süreç dedik değil mi? 3 hafta sizin orada mı kalmak gerekiyor? 3 hafta kalabilir. Ama bazen ne yapıyorlar? Hani ön tedavi dediğimiz bu yumurtaların toplanma aşamasına kadar tedavilerini yaşadıkları yerde alıp yumurta toplama aşamasında Kıbrıs'a geliyorlar. O zaman bir haftalık bir süreç yetiyor bize. Sonrasında bir daha size gelme durumu olmuyor mu hocam? Ha, gebelik kalındıktan sonrasında? Doğum yaptı diyelim. Dondurulmuş embriyosu vardır. Transferine gelebilir. Ya da başarısız olmuştur. Tekrar için gelebilir. Ya da hastalarımız doğuruyor. Tatil için gelip bize size bebekleri getiriyorlar. Ne kadar güzel bir benim duygu. İsmimi koyan hastalar da var. Ne kadar güzel. O çok bir mutlu duygu ediyor hocam. Beni. Tabii bu da sizin aslında iyi hekim, onlarla nasıl iletişime geçtiğinizi ve nasıl tedaviye çözüm odaklı baktığınıza bağlı aslında. Evet, aynen. Aradaki kurulan ilişki ne kadar güzelmiş gerçekten. Evet, hocam bir de son olarak şunu sormak istiyorum. Siz sonuçta Türkiye'de üniversite okudunuz, iç sahasınızı Türkiye'de yaptınız, uzun yıllar Türkiye'de çalıştınız. Evet, kızımı Türkiye'de doğurdum ben. Evet. Ve şimdi de Kıbrıs'ta çalışıyorsunuz. Evet. O yüzden Türkiye ile Kıbrıs arasındaki yasal mevzuatları da bilen bir kişisiniz. Evet. Yani bu jinekolojik ya da tüp bebek vakaları açısından. Bunlarla ilgili biraz açıklamada bulunur musunuz? Neler farklı Türkiye ile orası arasında? Şimdi Türkiye'de evlilik şartı var. Evet. Türkiye'de devlet tüp bebek tedavisini karşılayabiliyor. Maalesef bunlar hani bizim Kıbrıs'ta özel olarak yaptırmak durumunda hastalar. Evlilik şartı aramıyoruz. Türkiye'de donasyon yasak. Bizim donasyon Kıbrıs'a dediniz hocam. Kadın ya da erkekte hani sperm ya da yumurta olmaması durumunda
Biz hani banka spermiyle ya da genç sağlığı testlerini yaptığımız donörlerden yumurta vererek gebelik oluşmasına yardımcı olabiliyoruz hastalara. Tabii bu Türkiye vatandaşlarına, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, Türk vatandaşlarına yasak bir durum. Biz genelde yurt dışından yani Avrupa'dan, Amerika'dan, geçen benim Tayvan'dan hastam geldi mesela. Yapabildiğimiz tedaviler bunlar. Taşıyıcı annelik özellikle hani yapılabiliyor Kıbrıs'ta. Ama hani taşıyıcı annelik de yine Türkiye'ye yasak mı hocam? Tabii. Taşıyıcı annelik yasak. Ama taşıyıcı annelikte de tıbbi bir neden olması lazım. Yani böyle isteğe bağlı taşıyıcı annelik olmaz. Ben vücudumu bozmak istemiyorum. Kesinlikle. Onun için taşıyıcı annelik almayız kesinlikle. Zaten olmaz, yasal olmaz. Bu durumlarda peki taşıyıcı anneyi hasta mı buluyor yoksa siz mi? Bazen hasta kendisi de bulabiliyor. Ya da bize başvurular oluyor. Ona göre hani avukat nezdinde zaten anlaşma yapılıyor. Bütün şeyler hazırlandıktan sonra bakanlığa sunuluyor. Bakanlık onay verirse yapılabiliyor. Çoğul gebelik peki? Yani Türkiye ile Kıbrıs arasındaki fark? Çoğul gebelik bizde biraz daha fazla. Çünkü embriyo sayısında kısıtlama olmadığı için o yüzden bizde birazcık daha fazla. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok güzeldi yine tekrar. Tekrar sizi bekliyoruz. Çünkü biz sizlerden tüp bebek konusu hakkında çok güzel bilgiler öğrendik Verda Hanımcığım. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Bugün bizlerle tüp bebek, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Verda Özken Tuç Bilek beraberdi. Ve bizlere Kıbrıs, Türkiye, yurt dışı arasındaki tüp bebekliği nasıl tedavi edilir, nasıl aşamalarla ilerlendiği konusunda ayrıntılı bilgiler verdi. Kendisine tekrar teşekkür ederiz. Ve 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor.